Merhabalar ben Namık Ekin. Eski sat komandolarının hocası, 18 tane dünya rekorunun sahibi, birçok geniş dünya rekoru kurmuş bir abinizim. Bugün benim en çok sevdiğim YouTube kanalı İnci Sözlük'te kardeşlerimle birlikteyiz. Namık Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk canım. İlk soruma başlıyorum. Herkes cevapladığı şeyleri soruyor. Ben nasıl olduğunu merak ediyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Her zamankinden çok daha iyiyim çünkü in İnci Sözlük'teyim. İlk çatışmaya girdiğinde ne hissetti? Bizim gibi subay adaylarına tavsiyesi ne olur? İlk çatışma derken satlar bir kere gündüz gidip böyle piyadeler gibi bordobörelar gibi gitmez. Çünkü çok az bir birlik ya çok zor yetişen bir birlik. Mesela 244 kişi başladık biz, 21 kişi bitirebilmiştik. Dolayısıyla az yetişen bir birlik olduğu için gece çalışırız biz. Yarasalar gibi. Gece çalışan bir insan da muhakkak pusu kurar. Pusuya yakalanmaz, pusuya düşmez ve yapacağı olay sabotajdır, keşiftir, cephanelik patlamaktır. İşte yüksek rütbeli subayları öldürmek, su altı keşfi, sahil gerisi keşfi ve tabi bunları yaparken pusuya düşerse çatışır. Ama genellikle biz milleti pusuya düşürürüz. Biz harekatı başlatır, biz çıkarız. Mesela Kıbrıs'a giden ilk çıkan SAT komandoları çıkarken benim talebelerin çoğu biz Girit ve Rodas adasına çıkmak için İzmir tarafındaydık. Onlar Kıbrıs'a ilk çıkan komandolarından bir kişi ölmedi çocuklardan. Düşünün o kadar gece çıktılar. Su altı keşifleri ve çıkacak çıkarmalara yol açtılar. Sahil gerisi tutup Girne Kalesi'ni aldılar. Bu arada bir tane sat komandosu ölmedi ama tatbikatlarda, eğitimlerde her sene 3-4 sat komandosu ölür. Çünkü biz savaş şartlarının aynısını yaratarak çalışırız, eğitim yaparız. O yüzden bizim eğitimlerimiz savaş şartlarındaki gibi olur. Çok az sat komandosu çatışırken ölmüştür. Çoğu eğitimde kaza geçirip paraşütle, su altında vesaire öyle ölmüştür hiç görev ve vicdan arasında kaldı mı? Tabii hani ben dedim ya talebelerimiz Kıbrıs'a birinci çıkartmayı yaptı. ikinci harekat olduğu zaman biz bir Türk-Yunan savaşı çıkacak diye İzmir'den Uzunada'dan adadan denizaltıyla açıldık. Girit ve Rodos adası sahillerinde ve içeri girip görevler yaptık. Daha çok keşif görevleriydi. Yani Yunan gemileri gelirse nerede saklanıp gemilerin altına mayın koyarız. Onlar ikmal yaparken adalarda cephane yakıt planlarken. Onun planındayken üç tane asker Yunan askeri geçiyordu. Çocuklar öldürelim dediler hani vuralım dediler bana işaret ettiler. Ben dedim Kızmayın barıştır bu işaretle. Ondan sonra orada yani çok kolay hedef geçiyor önümüzden. Öldürmek çok kolaydı. Düşündüm bunların da çocukları var, karısı var vesaire. Vuralım mı vurmaya derken çocukları iptal ettirdim. Dedim, yok falan. Ve ne oldu? Onları biz vursaydık saklayacaktık, gömecektik vesaire. Çünkü bir olay yapmadan oradan kaçma belli etmeden kaçmamız lazımdı. Orada biraz vicdan azabı duyduydum. Yapabilirdik de işte Yunan'la öldürdük diyebilirdik de ama öldürmek çok kolay bir şey fakat düşünün. O öldü, öldüler. Annesi burada, çocuk burada oturuyor, çocukları biri burada oturuyor, anne burada. Buradaki babanın masası, tabağı duruyor ama kendisi yok. O çocukların vicdan azabını falan düşünün. Yani savaş çok güzel bir şey değil ama gerektiği zaman da çok iyi birer katil olabiliyoruz biz Türk askerleri. Mesela her gün judo'da biz birbirimizi boğarız, tam bayıltırken pes eder böyle bırak diye boğuluyorum diye. Yıldızları, noktaları görünce bırakırız. Yani insanı ölüm noktasına götürüyorsunuz boğarak ama tam boğulacak önce bayılıyor sonra insan ölüyor biliyorsunuz. Elini vurunca bırakıyorsunuz. Yani her an judo antrenmanında birini öldürecek duruma geliyorsunuz ama o pes ediyor bırakıyorsunuz. Judo öyle bir şey. Evet karate MMA'de de yani gözüne gözüne beynine kulağına vuruyorsun ama çocuk pes edince veya kan çıkınca hakem durduruyor. Bizim bu martial arts dediğimiz MMA, Mixed Martial Art. Yani judo, karate, taekwondo, aikido, kendo, mendo hepsinin karışımı aslında satların yaptığı bir eğitim şekli, yakın dövüş şekli. Ama genellikle bize hep en çok yaptığımız arkadan gelip nöbetçinin ağzını burnunu tıkamak. Bakın yalnız ağzını değil, burnunu da kapamanız lazım. Hiç sesi çıkmaz. Hım kıramazsınız bile. Ondan sonra kesip ev bırakmak. Yani arkadan gelip iple boğmak. Arkada neck strangle, arkadan gelip boğmak. Dolayısıyla hiç ses çıkarmadan bir şeyler yapıp oradan toz olmanız lazım tek parça halinde. SAT'ların eğitimleri o yüzden bordo belirlerden değişiktir. Ve eğitimlerde çok ölen olur. Öteki birliklerde olmadığı, olmadığı için. Mesela ben donarak ölen birçok sat arkadaşımı gördüm, öldü. Ve bir tanesinin adı neydi biliyor musunuz? Şaşarsınız. Barbaros Denizsever. İlk defa birini vurunca ne hissetti? <laughs> birini vurmak o kadar kolay iş ki yani saklanıyorsunuz kamuflaj ağaç dallarının içinde hiç görmesine imkan yok. Yanından geçerken onu vurduğunuz zaman ben yani çok yaşadığım bir şey bu. Onun için isterseniz bunu cevap vermeyeyim. Uyguladıkları en dayanılmaz işkence neler? Ayrıca gururumuzsun abicim. Birinci kursu Amerikalılarla Türk hocalar, Amerikalılar Türk hocaları yetiştirdi, onları mezun ettiler. İkinci kurs bizim kursumuz. Amerikalılar tekrar geldi, bu Vietnam'da çok madalya alanlar, domuzlar, burnu operasyonu falan. Hatta gelen baş hocamız Bob Gallagher, Navy Cross madalyalı Vietnam'da. Bob hoca çok gaddar bir hocaydı, yani inanılmaz korkunç. Ve onu görünce korkardık böyle, çok böyle savaşçı bir adam. Beni ve bir üst arkadaşımla bir baş 5 metrelik bir çukurda, lağım çukurunda, 3 gün attılar. Biz de zaten birincilik için yarışıyorduk. Bir tane jandarma komandosu o üstü Suavi Göktel. İkiz Kulelerin sonra güvenlik müdürü oldu. Öteki de Erdoğan abi şimdi şehit yok. Orada kalmak ve üşüyerek titreyerek gelme, kalmak 3 gün ve attıkları o soğanla patatesi yemek lağımlı bir şeyler içinde. Ben onlara ağacın şey çamurun içine gömdüm duvara. Su buraya kadar geliyordu. Yani ayak koyup tırmanmak çok zor. Elle ayakla tırmanmanız imkansız. 2 metre yani bir metre çıksanız tekrar düşüyorsunuz. Oraya fare attılar benim üzerime. Bütün birliğin çöplerini attılar. Böyle bütün yemek artıkları, pislikler. En son üçüncü günde ben pes etmeyince bab bütün kurs arkadaşlarımı çağırdı. Hani 21 kişi mezun olmuştuk dedim ya. Onların hepsini üstüme iş etti. Böyle suratımı kapıyorum geliyor böyle. Arkadaşlarım önce dışarılara yanlara yapıyorlar üstüme gelmesin diye işlerini. Ama onları bab bağırdı. Şuna yer bilen böyle bilmem ne. Goddamn motherfucker bağırıyor. O arada çocuklar ne yapsınlar üstüme işemeye başladı. Ben de duvarı tutuyorum hani sovan o patatesi sakladım ya <laughs> çamurun içinde oraya gelmesin diye tekrar bağırmaya falan başladım ben onlara küfür işte en son fareyi attılar fareyi aldım dışarı attım şimdi fare üstüme giriyor ben kaçıyorum korkudan sat komandosu da korkar fareden geriye doğru üzerime gelince oraya gidiyor fare buraya geliyor çıkmak için çıkamıyor falan ben onu attım aynı şeyi yandaki çukura da yapmışlar oradaki fare boğulmuş ölmüş yani çocuklar elde tutamadı atamadı onu falan böyle derken üçüncü gün böyle üstümü kapadılar. Tahtalarla buran dağıttılar. Hiçbir yer gözükmüyor. Bu kedi göz saburları vardır Vietnamlar. Laan fareleri derler ya yerin altındaki çukurlardan giderek basın. Amerikalara sabah da yaparlar Öyle gece dürbünü tüfen dürbünü gibi görmeye başladım etrafımı. O kadar karanlıkta uzun süre kalınca göz bebeklerinin adaptasyonu dolayısıyla. Arkasından da en zorluk çektiğim bir gece cehennem haftası diye bir hafta var. Her gece bir saat uyuyorsunuz. 23 saat bedenen çalışıyorsunuz. Ruhende baskı yapıyor. Hadi küçük kız kaltak, yürü sürtük, sürün. Küçük kızlar gibi kırıtma diskotok çeciği hanım evladı falan böyle. Sopayla da sen sürünürken dürtüyorlar arkadan. Ondan sonra tabi böyle ruhsal eğitimler falan varken peseden gidiyor. Zaten 244 kişiden giden gidiyor. 21 kişi kalmıştık öyle. Şimdi bir gece koşusu vardı o cehennem haftasında. Hani bir saat uyuduk 20 saat çalışacağız ya. Gece 2'de koşuya başlattılar. Makineli tüfeklerle kuru sıkı makineli tüfeklerle. Yine kuru sıkı bombalar, ses bombaları pat tatarak uyandırdılar bizi. Koşun tabura falan koş işte şey koşacağız. Merdivenden inerken ben üst ranzada yatan arkadaşımın ayakkabısını giymişim. O benim ayakkabıyı. Benim ayak 42 numara 41 numara ayakkabıyı giydim. Onunkini. O da benim aynı ya botlar yarım botlar. Tabura geçerken o ayağı kaydı düştü. Merdivende altı basamaktı. Anlı yarıldı. O revire kaldı. Koşuya katılmadı. Biz koşmaya başladık ya. Benim ayağım acımaya başladı. Bir numaralı da ayakkabıyla koşuyorum. Ve Poyrazköy'de bir sene kalmış Elvayı yedim. Bakkalın cama kenarında bir sene durmuş elvayı. Bilmiyoruz o zaman beslenme ilminde sene 62. Yedik yedik o elvadan böyle. Ben gece hemen karın ağrısıyla ishalle kalktım. Daha bizi koşuya kaldırmadan. Car cur cur gidiyor hiç uyumadım. Taburda da koşarken hocaya gittim. Hocam ben çok ishalim. Üstü Çetin Hoca, Türk Hoca. Dedi küçük kız koşarken dedi Geldiği zaman bana söyle 500 metre ileri git ormana dal orada yap. Ayak seslerini duyunca katıl bize falan dedi. Ben şimdi gelince hocam geldi diyorum. Koş! kaltak gidiyorum ormana giriyorum. Cırr su gibi böyle gidiyor. Ayak sesini duyunca hemen toparlanıyorum katılıyorum. Şimdi koşu 3,5 saat ya 42 kilometreyi o tempoda biz 3,5 saatte koştuk. Birinci grup hızlı koşanlar, ikinci sınıf orta, üçüncü grup yavaş. Bölündü ya böyle. Ben hep birinci grupta olmak istiyorum. Ama ishalim, halsizlikten ölüyorum. Yine birinci gruptayım. Çünkü o üstlemenle de Karacı Jandarma Komandolu poşadan mezun üstlemenle ben birinciliğe oynuyoruz. Ama o jandarma komandosu ben daha yeni komanda oluyorum. Çok tecrübeli o konuda. O gece İshal bir numaralı dar ayakkabıyla yorgun, uykusuz, aç karnına susuz, hiç su içmeden 3,5 saat koşmuştuk. Ve bu dehidratasyon denen olayı şimdi Amerikan askeri literöründe liter var. Bir Türk namık ekin İshal İshal 20 kere tuvalete çıkarak su gibi koşup hiç su içmeden hiç serum almadan koşturuldu diye dehidratasyon kitaplarında askeri eğitim kitaplarında yazar benim adım ve o yaptığım hatalı iş. Ertesi gün tabii revir mevür tedavi falan. Varoluşsal sancılar geçiriyor mu? Ben de sağ ayakta minisküs ameliyatı oldu. Paraşütte kayaların üstüne gelince kumandaları kullanırken rüzgar bizi kayalık bir yere attı. Kayaya bastım, ayağım döndü, takla attım. Yerde burkuldu, minisk yırtılmış. Minisküs alındı. Ameliyat oldu deniz hastanesinde. Gayet iyiyim. Daha 10 gün sonra yürümelere, kondisyonlara falan başladım. O öyle ama şimdi aradan 50 sene geçti ya. Merdiven inerken etkiliyor. Arabadan inerken ilk ayağa kalkışta falan biraz etkiliyor. Fakat 5 sene öncesine kadar hiç etkilemiyordu. Koşmalar hala devam edebiliyordum. Onun dışında omuzda yırtıklar var. Rotator kaf yırtığı diyoruz. Omuzu yuvasında tutan kaslar var. Gleno hümeral şeyde, hümeral yuvada. O tendonlardan birisi yırtık hala öyle duruyor. 60 yaşından sonra onu ameliyat yapmıyorlar. Kırık kaburgalarım var solda ve judoda. İçeri doğru gitti. Müsabakada judo elbisesini atıp elimi sokup dışarı çıkardım onu. Tribünde bayılan hanımlar falan olmuş böyle. Çukur gözüktü. Sonra aldım. Sonra röportajdan sonra gösteririm adı yere şiş böyle duruyor. Onun dışında telafi biler lugaman. Ayağımda çok yırtıklar falan vardı. Aşil tandon andırt oldum. Şimdi elimde parmaklarımda vücudumdan falan tetik parmağı diye bir şey oluştu. Elimi böyle sıktığım zaman bakın bu açılmıyor. Zorluyorum zorluyorum zorluyorum. Sonra açılıyor. İki elde de var bu. Kesip onu düzeltecekler falan. Boyunda ve belde bel fıtıklarından osteofit denen çıkıntılar falan. Yani 47 tane böyle sakatlığım var. Burada anlatmıyorsunuz size bu sefer öldüm dediğiniz bir an var mı? Var tabii. Şimdi 11 kere kesin ölümden döndük böyle. Bir tanesi ben kalbimin bir buçuk santim altından bıçaklandım. Bir anneyle kızına saldırıyorlardı. El atıyorlar sarkıntılık filan. İskenderun'da. 16 yaşındayım. Tabii judo karate daha o zaman Türkiye'ye gelmemiş. Ama jimnastik şampiyonuyum. Öyle kavga dövüşüden başladığında bıçağı yemişim. O bir buçuk santim altından kalbimin izi de burada vardır. Bir buçuk santim altından bıçaklandım. Bıçaklandım da hemen beni birliğe girdim nizamiyeden. ikinci bölükte hemen görünce revire kaldırdılar. Beyaz üniformam, sırı kan ayakta, ayakkabımın içi de. Nefes alınca buradan fış kan çıkıyormuş çocukların dediği gibi. İşte pamuklar, mamuklar, revirde pansumanlar falan. Bakmışlar kanama devam ediyor. Beni bir cipe attılar. Cipte şeye gidiyoruz. İskenderun Askeri Hastanesi'ne. Nizamiye'den cip çıktı dönerken sağ tekerleğe taktı. Böyle devrile devre cip gidiyoruz böyle. Ben bir kendime geldim. Yatıyorum yatakta. Burada bir si El havada, ayak havada, suratı kapalı falan böyle. Buraya döndüm, burada da birisi yatıyor. Ayağını gerdirmişler böyle makaralarla. Öbürü şeyde, el yukarıda kafa böyle sarılı. Sonra uyudum ben yine. Herhalde ilaç falan vermişlerdi. Sabah bir kalktım, hemşire ilaç getirmiş bana. Kahvaltı falan. Abla dedim, gece burada birisi var mı dün? Burada ve burada. Evet dedi, seni getiren şoförle muhafız asker öldü. Morga kaldırdık dedi. Yani sen nasıl sıyırdın biz de anlamadık falan dedi orada. Yeni asubay çıktık, daha sata gitmemize iki sene var. Arkadaşımız kameraya indi aşağıya yemek yiyoruz böyle 7 kişi oturuyoruz tabancayı bir çekti yapmaması lazım sigara vermeyeni vururum lan dedi patladı mı burada Aa! dedi bir tanesi çocuk kolundan vuruldu tamam mı şimdi bizi yan yana aldılar böyle bir tanesi savcı geldi oturun dedi buradaki 1.85'lik buradaki 1.80 ben 1.70'lik burada da dört kişi var ya. Şimdi buradan sen ne yapıyordun dedim. Ne oldu? Efendim dedi ben böyle duruyordum dedi. Gördüğünüz gibi iş başının burası dedik, burası dedik. Derisinde hiç ev değ değmemiş. Ötekine sen efendim ben dedi sürayı tutuyordum. Gördüğünüz gibi benim buram delik dedi. Bana efendim gördüğünüz gibi benim buram yandı dedim. Ben böyle duruyorum. Milimetrik hiç değmeden geçti ama yaktı. Uzun yıllar burası beyaz kaldı. Yıllar sonra geçti böyle beyaz bir çizgi. Ötekine sen ne yaptın dedi. O daha kısa boylu. Ben dedi ekmeğe uzanıyordum hocam benim burası delik gördüğünüz gibi diyor. Bir tanesi dönmüş Cengiz'e bir şey anlatırken o vurulana. Onun da yine buradan geçiyor. Cengiz'in koluna saplanmış. Buradan çıkmış falan. Komutan ve askeri savcı dedi en tehlikeli sen dedi. Şöyle bir santim gelsen dedi veya iki santim. Gırtlağı deler damarları. Karatil şah damarlarını parçalardı falan dedi. Yine bir gün Hollanda Havalimanı'na çalışan Hollandalı hostes kız arkadaşım vardı. Onu bekliyorum Yeşilköy'de. Oturdum sandalyeye kafenin önünde. Dışarıda bekliyorum. Of Böyle dedim daha gelmedi dedim. Sıkıldım. Kalktım. Altıncı adımı attım. Bir ve benim sandalyeyle beraber barın içine girdi. Benim kalktığım sandalyeye bir araba Wiş, franseslere falan bir kodu içeri girdi. Karşıdan da bir çığlık. Kız arkadaşım olayı görmüş hostes Hollandalı. Çığlık atıyor böyle falan. Ya herkes şaşırdı Sandalye içeride. Namık buradaydı. Kalktım bir buçuk saniye olmuyor. Altı metre gittim. Sandalyeyle beraber içeri girdi. Paraşütüm açılmadı. Yedek paraşütü açtım. O ona sarıldı. İkisini de açma öğretiyordum ama kullanma. Son sıra düşüyorum aşağıya. Ana paraşüt açılmıştı böyle duruyor ya. mum oldu deriz bir mum gibi. Dol, dolmadı. Yedek paraşütü çekince de yedek paraşüt ona dolandı. Gittik diyorum ben. Çünkü onun açılmasını iyice önlemeye başı. Çekiyorum oraya gidiyorum. Tırmanıyorum oradan çekiyorum ben ama düşüyoruz abi. Bir de falan böyle dang danga atıyor kalp falan böyle. Aşağıdan neredeyse çığlıklar duyacak. Herkes çığlık atıyor arkadaşlar. Böyle uğrarken falan da plof etti. ikisi birden açıldı mı? Ona meyves diyoruz. Meyves Amerikaların Amerikalıların meşhur artisti var bir tane bayan. Göğüsleri böyle kocaman olduğu için kocaman sütyen gibi açıldığından arıza yapan paraşüt. Adı Meyves kalmış. İki tane açtım. o ben yavaş yavaş aşağı iniyorum. Aşağıda herkes küpü ediyor. Ulan senin yüzünden ölüyorduk burada bilmem ne falan. O zaman da öyle kurtardık paraşüt kazası. Suyun altında var bir tane falan ama sıkmayayım izleyicilere bu kadar yeter. Amerikan ordusunda çok eğitim aldı ve eğitim verdi. Hiç Amerikan tarafından bizim tarafımıza gel diye bir teklif oldu mu? Eğer böyle bir teklif gelseydi komutanım ne tepki verirdi? O zaman tabii gitmezdim teklif gelsin de ve gitmedim. O kadar iyiydik ki işte dediğim zaman bir sürü Amerikalı yüzmede geçiyordum. Biz mesela 30 kişi denize giriyoruz. Suyun altından düşman sahiline çıkacağız ya. Benle eşim, benim buddy, yüzme arkadaşım çıktıktan 18 dakika sonra en iyi Amerikalılar geliyordu sahile. Yani o kadar hızlı yüzüyorduk suyun altından. Atışta sniper okuluna gittiğimiz zaman en iyi 7 kişi. Ben sniper birincisi olmuşum çünkü askeri pentatonda tüfekçiydim. Tüfeğim çok iyiydi. Hem kara pentathlon müsabakasına giriyordum. Hem deniz, deniz pentatlonda 22 kalibre Kara en M1 atış yapıyoruz 7.62. Ve oradan ata baktığım için mermiler benim elimdeydi. Bir tatbikata gittiğimiz zaman atış yapamıyoruz ya. Bütün mermiler bende kalıyor tabii böyle. İstediğim gibi çalışabiliyorum. O yüzden birçok branşta judo şampiyonu oldum vesaire işte Amerika'da biliyorsunuz. O arada judocu talebem Doktor Binbaşı. Maria Schechter'la sözlendik. Yani sözlüm Amerikalı doktor binbaşıydı. Tabi otomatikman geri döneceğim, ayrılacağım. Evlenip Amerika olacağım ama ben bunu istemedim. Birliğime döndüm. Orada öğrendiklerimi ve tecrübelerimi Türk SAT talebelerime aktarım diye. Teklif olmadı mı? Oldu. BAP dedi bilhassa bunu. Türkiye'de bizi SAT birliğini kuran. Namık senin dedi 11 ayın plan var dedi. Mecburiyetin olmasına Dedi ben teklif edersem kabul ederler. Dönüp bizde askerlik, sattık, hocalık yapabilirsin. Bahçehoş olarak. Kıdemli bahçehoşum. Ama Amerikan ordusuna girince bahçehoş olarak. Yani 5 şeritliydim. 4 şeritle devam edebilirsin der. O arada aynı zamanda Vietnam giden gelen askerlerle subaya subay satlarla eğitim yaparken o İsrail'den bir teklif gelmişti. İsrail çok özel bir ordu kurmak istiyordu. Böyle satlardan falan kuruldu. Dedi döndüğünde İsrail'e gider miyiz dedim arkadaşlar. Ben almayayım siz gidin dedim onlara da. Ve anlattım ya yani ben Türk Sat Komando Birliği'nden ayrıldım da Almanya'ya olimpiyatlar için gittim Gece yatarken hep dua ediyordum Allah'ım istifamda bir yanlışlık olsa da beni Sat Birliği'ne geri çağırsanlar diye. Halbuki çok iyi imkanlarla orada hocayım, Alman kız arkadaşlarım var, iyi para alıyorum, hocamın evinde kalıyorum falan böyle çok güzel ortamlar. Geriye döndük 1500 lirayla antrenör olduk. O da kadro bulamadılar. Orada burada çalışıyorum ama judo milli takımında çalıştırıyordum tabii. Şey yaptılar, teklif edildi ama biz istemedik. Dört arkadaşlık zaten. Dördümüze de teklif ettiler. Özellikle bana. Çünkü benim sözüm Amerikalı doktor binbaşıydı kabul etmedik. Sonra sözlüm de ayrılınca ben 14 sene sonra öldü. Ölümünden 3 gün evvel çağırmıştı beni yanına gittim. Ölmeden 3 gün yanında hastanede beraber kaldık. O da bir kitap alıyor yakında. Emekli olduktan sonra sosyal medyada anlattıklarından dolayı ya da çektiği videolardan dolayı birinden uyarı aldı mı? Evet. Enteresandır. Şeyden almadım hiç. Genel Kurumaydan almadım. Emniyet, istihbarat, MİT'ten falan hiçbir şey almadım. Yalnız sattan emekli olan Remzi Karaca isimli bir subay arkadaşımız emekli. Birlikte komutanlık yapmış. Benim talebemin talebesi. Yani benden 25-30 sene sonra komando olmuş bir arkadaşımız. Hatta Kıbrıs'a yüzerken Mersin'den onu operasyon sorumlusu yaptırmıştım. Özden Ernek Tekbaşa Deniz Kuvvetleri Komutanı'ydı. Daha Deniz Koleji'nde okurken tanışıyorduk ondan. Sonra 5 gün 5 gece su altında kaldığım rekorda da onu çok sevdiğim için operasyon komutanı yapmıştım. Rekorun her şeyinden sorumluydu. Bir gün o geçen sene yani emekli olalı 20 sene olmuş. Dışarıda hiçbir ilişkisi olmadı halde bana namık bu rekorlarda ve yaptığın operasyonlardaki sat ismini geçirme niye geçiriyorsun dedi. Tabii herkes bozuldu buna. Çocuklar, asubaylar diyor ki efendim Namık Hoca bizim tanıtımımızı yapıyor. Biz bir sürü operasyon yaptık. Şimdi bizim siviller Bostan'a gidip silah götürdüğümüzü, tüm Müslüman kardeşlerimize silah götürdüğümüzü biliyor mu? Belki siz de yeni duyuyorsunuz. E bunları ben anlatıyorum. Sat komandası olarak Türkiye'ye döndük. O sıralarda ben Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nın Orta Doğu Güvenlik Müdürü'ydüm. Şimdi niye az subaylar hepsi söylüyor? Niye Sat ismi geçmesin? Bu sizi niye rahatsız ediyor? Dediği zaman çok üzülmüştüm. Yani bu ismi niye kullanmıyorum ki? ya yani ben Sat değil miyim? E öyle ama işte şey, yani şey böyle oluyor bizde de var. Kıskançlıklar vesaireler. Kırılmıştım ona ama ben öyle üzüntüleri içinde pek tutan adam değilim. Yoksa 80 yaşına kadar yaşamazdım. Bırak o üzülsün ben niye üzülüyorum. Bir anlatımında tatbikat sırasında denizaltına giderken arkadaşlarının bir tanesi gelmemiş kaybolmuş. Kanka mı? Evet. Ondan hala haber var mı? Çünkü kendisi o zaman yaşadığından ümitliyim demişti. Sonrasında ne oldu sorarsanız sevinirim. Bravo. Şimdi ümit tabii şöyle moralimizi düzeltmek için. Paraşütle gece atladık. Karadeniz'deki bir bölgede mağaralar var. Orada NATO'nun gemileri giriyor denizaltıları. İkmal yapıyor, torpid alıyor. Mesela soğuk savaş zamanında NATO tarafından yapılmıştır. Hala bilinir orası. Mağarayı oymuşlar Karadeniz'de. İçine denizaltılar giriyor. İkmal yapsın veya saklansın diye. Sonra operasyon yapacağı zaman çıkıp suya dalıp gidiyorlar gemileri batırmaya falan. Biz Köseköy Cengiz Topal'den atladık paraşütte. Karadeniz'deki o bilinen mevkiye. Suyun altından gittik. Baskınlar falan gayet güzel geçti. Denizaltının her yerine fısfısla sat işaret yaptık. Sat sattan selamlar falan. Dışarı çıktık radar telsiz istasyonuna cephanelik kar her taraf. Saat mat yazdık geriye döndük. Tekrar balık adam hepsilerine girdik. Elimizde silahlar monte, yüzen, boynsi bek var. Yüzen torbalara her şeyi koyduk. Suyun altından tekrar geldik. 7 kişiyiz. Denizaltıya 7 kişi girmemiz lazım. Bizim grup 3 kişi önce girdik. 4 kişi de gelecek ve girecek sonraki grup. Onlar 3 kişi geldi. Denizaltının içine gelene hani kahve mavi falan veriyoruz biz. Ama olay öyle değil de böyle titiyoruz hala. 11 Şubat 1900 67 kankamın öldüğü şey tarih. Ondan sonra Mustafa yok. Nerede? Bekledik yok gelmedi falan diyor. Gece suyun altında deniz altının içine girmişiz biz. Kahve falan içiyoruz. Neyse onlar da geldi. Gemi komutanlığı şey aldı. Karar aldı. Tatbikat iptal olsun. Suyun üstüne çıkalım. Cesedi arayalım. Suyun üstüne çıktık. Dediler Namık sen bir yanına birini al. Pervaneyi ara. Gece Karadeniz'de deniz altının pervanesine dalıp baktık. Bir şey yok. Takılma makılma. Cesedini bulmaya çalışıyoruz. Ondan sonra projektörlerler yaralandı. Tatbikatın diğer kısmı iptal oldu. Zodiac botlarla çıkıp sahil gerisine biz keşif meşif yaptık her şeyi. Sonra ikinci birlikte gelip her tarafı tarayacağız arayacağız. Öyle bir şeydi. İptal olunca bu sefer sahili aramaya başladık. Kayalar dimdik ya sahilden gittik. iplerle aşağı doğru iniyoruz. Ceset arıyoruz falan. Yok. Sonra iki gün öyle işte aramayla falan geçti. Buz gibi su. Zaten öyle bir suda suda 20 dakikadan fazla kalınmaz operasyondan sonra. Biz bir saati geçmişte olayı yaptık falan. Sonra dedik ki biraz sosyalistti. Ulan dedik bu Rusya'ya kaçmıştır. Kendi kendimize moral veriyoruz. Sok sosyalist bir çocuktu falan böyle devrimci bir olan. Kendimizi avutmak için ya bu gitmişti Rusya'da oralarda bir yerde falan yaşıyordur falan diye döndük. De Enteresandır eve döndük Üsküdar'da. Ben 5 kat kattaydı asansörsüz eve çıktım. Kapıyı çaldım annem açtı. Başın sağ olsun oğlum dedi. Gizli bir tatbikat. Hiç kimsenin haberi yok. Annem Türkiye'nin yaşanmış o zaman en iyi medyumuydu. Benim birçok ne yapsam söylerdi annem ona. Yara, yaramazlıklarımın hepsini. Öyle bildi onu. Mustafa'nın 4 ay sonra nişanlısı öldü. E, o enteresan bir maceraydı. Hala yarası vardır kardeşim. Aynen size benzer. Omuzlar geniş, bel incecik, atletik ve çok kültürlü, muazzam kültürlü bir çocuk. Ailesinde sporda yüksek başarılı başka kişiler var mı? Genetik olarak spora <laughs> yatkın bir aile olma ihtimali çok yüksek çünkü. Kendisine sevgiler ve saygılar. Kızım Name Ekin ve Melek Ebru Ekin ikisi de genlerimden almışlar. Benim genlerimde yüksek miktarda kuvvette dayanıklılık özelliğim var. Yani birçok kimse de kuvvet özelliği olabilir. Naim Süleymanoğlu gibi. E birçok kimse de maratoncular falan olabilir da Hüseyin Bolt gibi çok çabuk kasılan kasları, fast twitch fiber diyoruz. Onlar çok yüksektir. Bende de kuvvetli dayanıklılık genlerim çok yüksek. Artı savaşçı ruhum. Yani asla pes etmeme özelliğim çok fazla bulunduğu gibi spora başladığım anda çabuk ısınan, çabuk açılan bir özelliğim varmış. 3 tane iyi özelliğim varmış şeyde, genlerimde. Ama kızlarım mesela küçük kızım, Türkiye 5 kere motosiklet şampiyonu. Piste yarışıyor. Türkiye judo şampiyonu 3 kere. Türkiye fitness şampiyonu 5 yıl arka arkaya. Türkiye dans şampiyonu, paraşütçü, balık kız vesaire saymakla bitmez. Ama ablasının genleri annesinden alınma. O biraz daha estetik isteyen sporlara. Spakat, pilates, karete, ayak yüksekten tekmeler falan var ya. Name kuvveti sert ama çok yumuşak değil. Melek çok yumuşak. İşte spakat açıp ayakları böyle sıfır açılıyor. Ve tam başın üzerine tekme atabilen bir yapısı var. O da pandemiyum dans şampiyonu oldu. Hayrettir body de şampiyon oldu ve milli takım vücut eleştirme antrenörü ve hakemi. Mental sağlığını ve ruh sağlığını bugüne kadar koruyabilmiş olmasını neye borçlu? Şimdi genelde hep böyle zorlu şeyler yapıyorum ya. O zorlu şeyleri yapmazsam mesela 18 tane geniş rekoru var. Hala bir tanesi kırılmadı da. Sana bir ses diyor ki sen bunu başardın. Asla pes etmedin. Bunu yaptın. Güçlüsün. Hala varsın. Hala işe yarıyorsun. Bunu arkadaşlarıma konuşurken diyorum ki. Şimdi 2 senedir bir rekor yapmadım. İçimde sanki işe yaramaz bir adammış gibi bir his var. Yani ben sabah sabah evde oturacak bir adam değilim ki. Bunu beni evde oturtanlar utansınlar diyorum. 11 yıllık felçlileri, SMA'sız çocuklar, otistik çocuklara yardım etmek için önümüzde bir rekor var. 7 gün 7 gece bir mezarda kalacağım toprak altında bu ayın sonunda. Sonraki ay 9 gün 9 gece bir akvaryumda kalıp Çocuklara yardım toplayacağım yine hasta çocuklara. 24 saat tabanca atışı var. Üçüncü köprüden atlamamıştım. İki köprüden de atladım ben ama üçüncüden atlamamıştım. Orada yaptığım keşiflerde bir yer buldum. Oradan geçip atlayabileceğim. Tabii söylemiyorum kimseye. Geçen polisler bizi durdurdu, atlatmadı falan. Bu sefer korsan olarak üçüncü köprüden de atarsam, iki kıtayı birbirine bağlayan, üç köprüden de atlayan tek kişi, tek Türk olacağım. Avusturyalılar, Ruslar, Yunanlar gelip bunu yapmadan benim bu işi yapmam lazım diye düşünüyorum. SAS'lara karşı en zorlandığı veya başarısız olduğu bir tatbikatı merak ediyorum. İngiliz SAS komandolarıyla çalışıyoruz beraber. İngiliz SAS komandoları bizim SAS gibi değil. Bizimki su altı savunma. Yani mayınlar, torpitolar, patlayıcı maddeler geldiği zaman hani bir ara Karadeniz'den mayınlar geldi ya. Patlamamış tehlikeli mayınları, torpitoları falan su altı savunma. Yani onları patlatan timler, emniyete alan tipler. İngiliz SAS'larsa Special Air Service. Bizim gibi havada, karada, denizde, deniz altında savaşabilen çok eski kurulmuş bir servis. Onlarla tatbikat yaparken Marmaris'te İngiliz, İtalyan, işte NATO gemileri falan var. Baskın yaparken onlar birinci gece onlar mayın kodu biz bulduk mayınları zarar zale getirdik. İngiliz hastaları ikinci gün biz koyuyoruz onlar gelip bulacak falan. O arada bizim arkadaşımız bir tane eksik. Arkadaşla daldık ben üç geminin altına daldım mayınları buldum çıkardık. Erse Bayrak ismi. Sonra o kaybolan arkadaşı aramak için bir daha daldım geminin altına yok. Dediler ki Abdurrahman'la dal Namık bir daha bak diye. Bir daha daldım baktım artık öleceğim. Yani üç geminin altına dalmışım. Öteki geminin altında kaybolduğu yeri de aradım. Derken kurtarma gemisi var ya kurtaran bizim Türk. Ondan üstte hemen talebem geldi balık adam. Onunla beraber 140 kifte daldık. Orada iple dairesel arama yapıyoruz. İp buraya bağlı bir daire atıyoruz uzaklaşıyoruz. Yani gittikçe daireyi büyütüyoruz böyle ki yakalayalım diye. O arada bizi çektiler yukarı. Bulundu dediler. İngiliz tarafına düşmüş. İngilizler de arıyor. İngilizler buldu falan dediler. Çocuğu çıkardık aldık aldık mosmor olmuş. Erse bayrağı üstüvaneye koyduk. Hani vurgun yiyenleri oraya koyuyorsan ya ama ölmüş çocuk. Ertesi gün onu İstanbul'a deniz hastanesine götürüp otopsi yapacaklar. Tabi ertesi gün ceset kokmaya başladı. Havalandırma boruları taktılar dışarıya hava versin falan diye. O da tabi üzüldüğümüz bir tatbikattı. Neden? Ondan bir ay evvel Şubat ayında Mustafa'yı kaybettik. Bir ay sonra Erse bayrak şehit oldu geminin altında. Zehirlenme. O kullandığımız malzemede kimyevi madde var. Hani balık adam tüpleri kabarcık çıkarır ya bu kabarcık çıkarmasın diye yukarı düşmana yakalanmayalım diye verdiğimiz hava baralayım diye kimyevi maddenin içinden geçiyor. Tazeleniyor. Oksijenle de takviye ediyoruz. O içine tuzlu su girince zehirliyor insanı. Öyle şey de olmuş. Mevcut bedelli askerlik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru sistem mi? Niye askerlerden, erlerden sat olmuyor diye eskiden konuşurlardı. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz sadece subaya subaylar sat olabiliyor. Bordo bereli erler falan çok var, uzmanlar falan. Çünkü sat çok ihtisas isteyen bir şey. Patlayıcı maddeleri onlar karada yapıyorlar. Biz gece suyun altında bağlamaları falan yapıyoruz. Fünyeler, fünyeler falan. O yüzden yani gece dedim ya, hep bizim harekatlar gece. Çünkü çok özel bir birlik olduğu için gündüz hiç yakalanmadan hareket yapması lazım. Daha ziyade gece çalışır onlar. Yara gibi. Böyle olunca tabii özel birliğin yakalanması, görev yapması falan çok değişik olduğu için bizde daha az yetişiyor. Kara kuvvetlerinde daha çok insan yetişiyor. Bu yüzden mesela karada çok subaya subaylar falan var. Bunun olması lazım. Çünkü ben derdim ki Amerika'dan dönünce 70'te, birinci kursa gittiğimde. Ya bunlarda erler var, sat komandosu. Adam er geliyor, uzman oluyor. Sonra sarı rütbe kıya subay oluyor. Teğmen alıyor. Harp subay okuluna gidiyor, subay oluyor. Amiral oluyor. Çünkü testi kırmıyor da götürenin biri olmaması lazım. Öyle askerler gelirdi ki bize mesela gemideyken ben. O asker gemideyken ne radar arıza yapardı ne sonar ne telsiz. Adam elektroniği yutmuş çocuk. Harika böyle bir çocuk. Asker olmuş. E şimdi birçoğumuzdan iyi. Diyelim ki şimdi ben erim. geldim mesela beni düşünün. Ama sat olmak istiyorum. Sen beni almıyorsun. Ama benim genlerimde var bu satçılık falan. Ruhumda var. Sevgimde var. Beynimin içine kazınmış. E sen beni er diye sat yapmazsan yanlış bir şey yapmış olursun. Şimdi ya yavaş yavaş buna yani karacılar yapıyor. Denizde 13 ay eğitim. Bir de ihtisas kısmı uzun olduğu için erler tabii ne oluyor? 18 ay 20 ay sonra tezkere alıp gidiyor. Kara kuvvetlerinde oluyor ama denizde çok zor, çok uzun. iki kişilik denizaltıları kullanmasını öğreniyorsun. bilen bir sürü tarif hesapları, dalış hesapları falan var. Bunları yapmak için artık bence üniversite bitiren çocuklar, atletik sporcu. Mesela öyle çocuklar var ki hem balık adam hem de yüz atlı iş yapmış. Bu sivil çocuk askere geliyor. Bunu gayet rahat güzel satları alabiliriz ama biz bordo bereleri alıyoruz. Onun için böyle bir kanun değişikliği yapmakta fayda var. Satı çok seven, çok hevesli çocuklar var ama olamıyor mesela. Hiç ağladın mı Namık abi? Ha. ağladım tabii yani bir tanesi annem öldüğünde çok. Annemle biz arkadaş gibiydik. Dedim ya medyumdu. Her şeyimi bilirdi benim. Nerede zamparalık yaptım? Kime yardım ettim? Kime para verdim? Askerlerimin mesela bir çocuk demirci, doğramacı, kuaför dükkanını kapıyor. Askere geliyor. Ne para oluyor ne dükkan kapanıyor. O tip askerlere ben yardımcı olurdum falan. Bir gün bana dedi ki görüyor tabii o. Dedi oğlum yardım ediyorsun aferin çok güzel dedi. Ama biraz da bize kalsın dedi. O olduğu zaman Mustafa şehit olduğu zaman falan oldu. İnsan oluyor hem bu zayıflık işareti değil tabii. Ağlanacak vakit geldiyse insan ağlamaktan korkmaması lazım. Şu anki Türkiye-Yunanistan savaş durumu hakkındaki düşüncesini sormak isterdim. Başa çıkabilecek güçte miyiz Amerika ile? Şimdi Amerika tabii hep böyle başkasının Vietnam'a gidersin, Kore orada bilmem ne. Şimdi başkasının topraklarına gittiğin zaman ne oluyor? Biz topraklarımızı nasıl İngilizleri, Yunanları, Fransızları hepsine kovmuşuz. Çünkü biz kendi memleketini kurtarmak isteyen, ayakta durmak isteyen adam çok daha savaş oluyor her şeyi göze alarak. Burada gazetelerde ve televizyonda tartışılan bir şey var Yunanlarda. Şimdi Yunanlar bu kadar yığınak yaparken niye müsaade edildi? Gözcü buldu. Bir sözleşme mi var, bir anlaşmam var? E, NATO ile veya Avrupa Birliği'nde bir. Ama bunun bizce bir avantajı var yakınımıza gelmesiniz. Bakın 7 tane uçak kaldırın. 7 uçak da o adada yanımızda, koynumuzda yani. Onları bombolamak, çıkarma yapıp ve onları bertaraf etmek çok kolay. Ama kuzey batımızda Amerikalıların yığınak yapması, yığınak yaptırması e, biraz tehlikeli gözüküyor bize. Fakat oraya yığınak yapan grupla bizim Türkiye'nin arasında bir savaş çıkarsa hiç şansları yok. Dolayısıyla bakımdan Türkiye'nin endişe etmesine gerek yok. Çünkü biz bir parça toprak kaybetmesine sevmeyen bir ülkeyiz. İyi komuta edilirse, iyi liderlik yapılırsa, iyi organize edilirse Türk askerinin yapamayacağı iş yok. Bu 7 tane ada da veya diğer bütün adalar diyelim 15 tane bize çok yakın olduğu için bizim için avantaj. Kaldır uçakları, bombalı, bitir orada işi. Çok uzakta olsaydı gitmek ve gelmek çok zor olacaktı. Gemilerin gitmesi ve Yunan denizaltılarının bizi batırması falan tehlikeli olabilirdi. Ama bu burnumuzun dibinde olduğu için hiç korkmanıza gerek yok. Çocuklarının SAT komandosu olmasını ister miydi? İsterdim. Devlette herhangi bir göreve gelmek ister mi? Eğer teklif gelirse kabul eder mi? Ben devletçiyim, ülkemi çok seviyorum. Güzel bir görev verilirse seve seve kabul ederim. TSK'nın mevcut durumundan memnun mu? Yok. İlk operasyonunuz nerede oldu? Karadeniz'de. Geçmişe gidebilseydi yine SAT komandosu olur muydu? Olur. Eğer ki tahsilli meslek seçecek olsaydınız bunu ne üzerine yapardınız? Spor hekimliği üzerine. SAT komandonun en zor eğitimi? Cehennem haftası. Sizin yolunuzdan ilerlemek isteyen bir kişi neleri göze alıp neler gözden çıkarmalı? Acı çekmeyi göze almalı. Neyi gözden çıkartmalı? Rahat yaşamayı. Bu kadar hareket onu hiç yormuyor mu? Bazen yorulduğumu hissediyorum ama çeşitli rehabilitasyon olaylarım var kendimi yeniden kazanmak için. İki dövüş branşı öğrenecek olsa hangi branşlar olurdu? Judo ile kickboks. Askeri film dizi projelerinde destek vermeyi düşünüyor musunuz? Çok. Eğer davet ederlerse hatalı yerleri çok düzeltmek istiyorum. Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkar mı? Çıkmaz. En zorlandığı rekor? Boğazı geçerken çok yanlış bir antrenörle geçtik. Basıp tüpümü değiştirecek yer yoktu. Yiyecek yerim yok. Yolumuzu kaybetmişiz. O antrenörle bir daha hiç çalışmadım. Eski SAT komando arkadaşınız ile görüşüyor musunuz? Hepimiz sarı yerde Çırçır Suyu'nda buluşuyoruz. Ara sıra. Yine olsa yine yaparım dediği ne var? Judo milli takım antrenörü. Vesat Hoca'lıydı. Acaba askerlik yapmasaydım ne yapardım diye düşünmüş mü? Bunu çok merak ediyorum. Yine bir spor salonunu açarım ben diye düşündüğüm olmuştu. Asgari ücretle hayatta kalmak mı? Su altında elleri bağlı hayatta kalmak mı? Su altında elleri bağlı hayatta kalmak. Namık Ekin artık konuk olma bir yere. Vallahi billahi bütün hayat hikayeni ezberledik. <laughs> Çok güzel. Sorum yok. Değerli ordumuzun değerli bir komandosunun önünde başımı eğerim sadece. Namık abimize hayranız, gurur duyuyoruz kendisiyle. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bugüne kadar yaptığım programların bence en güzeliydi. İnci Sözlük ve onun YouTube bölümünü idare eden arkadaşlarım sordukları sorularıyla benim kalbimi aldılar. Ve bu yüzden kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle de beni onara ederek davet ettikleri için hayretten teşekkür ediyorum. Sağ olun.